Merhaba sevgili dostlar. 7 Mart Cumartesi akşamı saat 19 sıralarında Mersin'de Delta Avbayi'nde bir söyleşimiz olacak arkadaşlar. Bu söyleşimiz canlı olarak Şevket Nurli Rastgele kanalında yayınlanacak. Bu söyleşinin konusu genel olarak amatör olta balıkçılığı arkadaşlar. Aklınıza takılan ne varsa bütün disiplinlerde shorejig, spin, LRF, olta balıkçılığı, kıyı balıkçılığı, tekne balıkçılığı. Aklınıza takılan ne varsa konusunda alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından sorularınız yanıtlanacaktır. 7 Mart saat 19 sıralarında kanalımızdaki canlı yayını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Aklınıza takılan bütün soruları dediğim gibi konusunda uzmanlaşmış kişilere yöneltebilirsiniz. Elimizden geldiğince bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Şevket Nurli Rastgele kanalındaki yapılacak olan canlı yayını kaçırmayın diyorum. Herkese rastgele. Evet sevgili dostlar, şimdi ilk atışta güzel bir orijinal gargur aldım. Çakmalardan değil, hakiki. Şimdilik başladık bakalım. Sargozlar yok şu an için. Gelişmelerden haberdar edeceğiz siz sevgili dostları. Rast gelsin diyelim. Evet sevgili dostlar, günün ilk yakışıklısı bizi karşıladı. Şöyle 200-250 gram civarlarında. Güzel bir balık. Günün ilk sargozu yakaladık. Başladık sevgili dostlar. İnşallah daha irileriyle karşılaşmak dileğiyle diyorum. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Sinan abim benim bir sargozuma karşılık verdi hemen. Herhalde bugün onunla yarışacağız gibi bir his var içimde. Birebir şu anda. Bugün bir yarış yapalım abi, ne dersin? Yapalım bakalım kim kazanacak. Peki. Çok iri değil ama ufak da değil. Şöyle İdare eder. İdare. Başlangıç için bence güzel. Tebrik ediyorum abi. Teşekkür Gayet ederim. İyi. Hadi rast gelsin. Hadi rast gelsin. Evet sevgili dostlar, şu an geliyor bir tane. Direniyor maşallah. Ya Allah be. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir sargoz daha. Bu da 200-250 gram dolaylarında. Başladık sevgili dostlar. Şu anda hızlanmaya başladı ufak ufak. İnşallah daha irilerini bekliyoruz. Rast gelsin. Arkadaşlar şimdi bir tane aldık. Şöyle göstereyim bakın size. Haydi oğlum. Gel. Ayna verdi. Güzel bir 200-250 gramlık daha. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir balık daha. Şöyle daha yakından göstereyim sizlere arkadaşlar. Gerçekten güzel. Evet sevgili dostlar. Şu ana kadar günün erilisi geldi. Yaklaşık 300-350 gram civarı. İrileşmeye başlıyor. Şu ana kadar aldıklarımız hep 200-250 gram dolaylarındaydı. Bu 300'den büyük. İnşallah yarım kilo, 600 gram, 700 gramlıklardan da bekliyoruz. Geçen hafta izlemiştiniz onları. Muradımız onlar. Bakalım, rast gelsin. Evet sevgili dostlar, Sinan abim bir tane şu an çekiyor. Direniyor balık, kafalar atıyor. Ama ve lakin kaldırdı. Ya. Güzel. 200-250 gram dolaylarında. Şöyle göstereyim daha yakından. Güzel bir balık. Daha Sinan abimin oltasına takıldı. Tebrik ediyorum abi. İki Eyvallah. Etti. 3 bende var, 2 Sinan abimde var. Yarış devam ediyor. Hadi rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Bitti, bataryayı değiştirdik bu arada. Batarya değişti. Evet, çok güzel bir çupra. Çupra arkadaşlar. Harika. Harika bir parça. Konuş abi sen anla. Şevkocuğum tabi kıskandı biraz kendi çupra tutamayınca. Vallahi doğru söylüyor ha. Evet bu tabi çiftlik çuprası değil. Bu hakiki. Antalya'da Ege bölgesindekilerden bizimki hakiki, orijinal deniz. Orijinal. Evet, çok şişko değil. Ama orijinal olduğu için şişko değil. Çünkü doğal besleniyor bizimkiler. Yani, değil mi? Çakmaya koronavirüs olmayan çupradan bu. Yani. Direkt vitamin. Direkt vitamin. Hadi rast gelsin evet. Bakalım. Rast gelsin abi. Sevgili dostlar, Sinan abim coştu. Şu anda Sinan abimin zirve dakikaları. Şöyle daha yakından göstereyim size. Güzel gibi, güzel gibi. Ey maşallah Pardon. Bir sargoz daha. Vallahi Sinan abi durdun ama iyi açıldın ha. Durdu. İyi açıldı. Vallahi tutabilene aşk olsun. Raz gelsin. Raz gelsin. Hadi bakalım. Hadi. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Ey maşallah be. Gördün mü? Ey maşallah be. 300-400 güzel. Var herhalde. 300-400 arası var bu. Daha irileri istiyorum. Daha irileri istiyorum. Sabaha kadar burada. 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 Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar buradayız be.
balığı bu. Evet sevgili dostlar, çok iri bir şey, kayadan çıktı, bayağı direniyor. Muhtemelen 600-700 gramlık ya da bir orfoz olabilir diye tahmin ediyorum. Çok iri, elimi sokup alacağım muhtemelen. Geliyor şu an. Oldu mu lan? Allah be! 1 kilo. Harbi 1 kilo yani. Ne dedim sana? Arkadaşlar budur ya. Kalınlığı bak, sana dediğim gibi değil mi? Harbi 1 kilo gelir yani bak. Bunu özellikle tart bak. Arkadaşlar, şimdi Sinan abi pek inanmıyordu sanırım bana ama. Çok güzel. Bilmiyorum baba ya. Kilo yoktur ama yakındır yani arkadaşlar. Mükemmel bir balık ya. Kayanın içinden çektim aldım sevgili dostlar. Şu anda misinayı görmeniz lazım. Yani misina artık zedelenmiş her tarafı. Az kalmış kopacak. Ama çok şükür kaldırabildik balığı. Gördüğünüz gibi devasa bir sargos sevgili dostlar. Harbi şöyle bakın. 30'dan bir karıç, fazla abi. Bir karıç, benim karıcım 22 santim falan. Yani 30'dan fazla. 30'dan fazla evet. Sargos yani gayet mükemmel bir boy arkadaşlar. Boy. Harika. Evet. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şöyle bir. Evet sevgili dostlar, şu balığın dişlerini göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi dişler gerçekten artık neredeyse bir insan dişi boyutuna yaklaşmış. Mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi, yani benim elimle kıyaslayın artık siz. Harika. Tek kelimeyle harika. Evet, arkadaşlar güzel bir parça daha geliyor şu an. Abi seninkini değil şimdi, bana dur balık iri. Abi dur aynaya bak aynaya. Allah be. Arkadaşlar bu da 400-500 arası. Şunun güzelliğine bakın ya. Yarım kiloya yakın değil mi abi? Rahat var. Şunun güzelliğine bakın sevgili dostlar. Balık şu anda aşağıda kelleler. Muazzam kelle yapıyor aşağı sevgili dostlar. Yani şunu o kadar keyifli ki çekmek, anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Balıkçılık gerçekten müthiş bir spor. Müthiş bir uğraş, müthiş bir hobi. Buradan balığa gönül vermiş bir insan olarak siz izleyen sevgili dostlara balıkçılığı, denizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Müthiş bir vakit geçirmek için harika bir yer. Ya gidip böyle kahvelerde, sağda solda oyalanacağınıza, gelin hem burada bu anları yaşayın. Bunda anların keyfini çıkartın. Hem de balığınızı yakalamış olursunuz. Gerçekten harika. Rast gelsin. Sevgili dostlar, şu anda Sinan abim bir tane daha yeni yere düştü. Çok iyi değil. Olsun. Çek bakalım abi, görelim neymiş. Ayna verdi mi? Evet. Hoppa! Güzel bir sargoz daha sevgili dostlar. Fena değil yani. Yani bugün maşallah balık bizi üzmüyor. Şu ana kadar Sinan abim karşıda, ben bu tarafta yakalıyoruz. Gerçekten güzel sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Hadi rast gelsin. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Halen devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakikadır balık yoktu ama gene gösterdi kendini. Bir yoşuyorlar, bir sakinliyorlar. Bir yoşuyorlar, bir sakinliyorlar. Bu şekilde. Ama avımız güzel, bereketli maşallah. İnşallah daha irilerini bekliyoruz. Daha sıklıkla bekliyoruz. Rekor tazelemek istiyoruz. Bakalım başımızdan ne işler geçecek. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. İğneyi balığın ağzından çıkarttım. 3 numara iğne bu halde çıktı balığın ağzından. Yani 3 numara bile kesmiyor maşallah sargozları. Boyut o kıvamda. Gördüğünüz gibi. Harika. Evet, arkadaşlar bir tane daha. Geliyor şu anda. Ah. Gördüğünüz gibi güzel bir yaklaşık 400-500 arası bir parça daha. Bunun kaldırmasını canlı çekebildik. Gerçekten çok hoş. Tüm hızla devam ediyoruz. Uğratıyoruz, tamam mı? Evet arkadaşlar. Geliyor şu anda. Açırmazsam çok hareketli maşallah. Hop. Maşallah. Aşağıda maden var abi. Orada bir kuyu buldu şirket. Kuyuya daldırıp çıkarıyorum sevgili dostlar. Vallahi bak.
Gerçekten muazzam arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Şefim kaç var bu? Burada bir 650 var. 650 var değil mi? Var var. Arkadaşlar mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Devam ediyoruz. Şimdi sevgili dostlar, bu balığı ben yakalayınca fark ettim ki ağzında çift iğne var. Biraz önce yemişti, kopartmış. Misinayla geziyordu ağzında iğneyle. İkinci attığım iğneye de yakalandı. Ağzım bu üç kağıtçı... Açsana bir yerine sahip. Bakın arkadaşlar, iki ip. Şöyle göstereyim size. Bakın daha yakından. Bakın, ipin biri şöyle boşta. İpin biri şöyle vallahi boşta. Vallahi Şevket tutuyor, ben izliyorum. Diğeri Şevket tutuyor, havada. Ben izliyorum. Gerçekten mükemmel. Evet sevgili dostlar. Uzun zaman sonra Sinan nihayet... abim bir tane kaldırıyor. Acele etme abi, biraz daha yavaş. Biraz daha yavaş. Biraz daha yavaş. Yavaş abi, yavaş. Bu da güzel bir parça. Güzel bir parçaya benziyor gerçekten. Zorlama abi. Kafa atarsa bırak gitsin. Bırak. Hadi. Hoppa, güzel. Evet, yaklaşık 300 gram dolaylarında güzel bir sargos Sinan abim de kaldırdı sevgili dostlar. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkürler. Devamını abi, diliyorum abi. Sevgili dostlar, Sinan abimden bir salvo daha. Şöyle görelim bakalım ne geliyor. Ben de merak ettim. Canlı canlı siz sevgili dostlarla buluşturacağız. Güzel bir parçaya benziyor. Ey maşallah be. Ya bir 400 gram civarı bir sargoz arkadaşlar. Hiç gelmesin şöyle. Harika, harika. Hadi rast gelsin. Tebrikler. Rast gelsin. Abi, evet sevgili dostlar. Balık kucağımda, daha yerine koymadık oltanın birini. Bacaklarının arasından bakıyor Sinan abi. Bu da buradan geliyor. Diğer oltaya bastı. Şu anda Sinan abim aktif bir şekilde başladı çalışmaya. Evet. Evet. Birazcık küçük ama. Yani olsun olsun. 200-250 gram dolaylarında güzel bunları bir sarmıyoruz. Bunları bir zamanlar... Evet. Bu mevsimde fazla bulunmayan bir balık, melanur. Başlıyor demek ki yavaş yavaş tekrardan. Güzel bir parça, güzel bir melanur. Rast gelsin bakalım. Rast gelsin. Sevgili dostlar, bir tane daha. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Bir sargoz daha. Canlı canlı, heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. Rast gelsin. Sinan'a benzeyecek bu da. Evet sevgili dostlar, Sinan abim çekiyor şu anda. Zorlama, bayağı. Patlatmasın. Zorlama. Heh, güzel, tatlı. Tatlı. Hadi be. Yapma ya. Vallahi gitti. Ya. Şurada gitti. Bak. Gördüm. Açmış mı iğneyi? İğneyi açmamış da. Kaçtı kurtuldu. İğnen ufaklı yani. Abi ya. Nasıl kaçtı? Yani elimi kesiyordu ya. Keser. O kadar iyiydi ya. Ben sana dedim boşuna mı? Sinan abi 3 numara iğne 35'lik misin? Neyse canı sağ olsun. Gelir yere gelir. Tamam mı? Evet, sevgili dostlar, gördünüz Sinan abimin balıkla mücadelesini. İki Sinan abim çekti. Bir balık kaçtı. En son sandalın ucuna böyle 1 metre kala kurtardı. Yani sargozlar kelle oldukları zaman arkadaşlar mutlaka 3 numara iğne kullanın. Veya daha üzeri 2 ve 1 de kullansanız olur balığın boyutuna göre. En az 33'lük 35'lik bir Sinan. Sen konuşurken... Evet geldi. Kurtardı mı? Yok. Kaçtı. Kaçtı. Yani demem o ki arkadaşlar, malzeme seçimi çok önemli iri balık hususunda. Sargozlar dişli balıklar, misenayı çok rahat patlatabiliyorlar. En az balık iri olduğu zaman 33 üzeri, 35'lik ideal. Ve iğneyi de iri kullanın. Yoksa biraz önce görmüş olduğunuz gibi, Sinan abimi kaçırdığı gibi, siz de kaçırabilirsiniz. Bu çok üzücü bir olay bildiğiniz gibi. Çekip kaçırmak. Benim de daha önce defalarca başıma gelmiş bir şey. Yani yaşayan arkadaşlarımız bilirler. Malzeme seçimine dikkat edelim diyorum. Gracias. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir orfoz geldi. Şöyle göstereyim bakın size. Ufak bir parça. Gerçekten yaklaşık 11-12 santim dolaylarında. Gördüğünüz gibi çok şık bir hayvan. Bunu hemen ağzından kurtardım iğneyi. Fazla bekletmeyeceğim. Zira bildiğiniz gibi kıymetli bir hayvan. Hemen öpüyorum gördüğünüz gibi. Dostum kendine iyi bakıyorsun. Büyüyünce tekrar benim yanıma geliyorsun. Anlaştık mı? O zaman o yasak da biter. O yasak biterse benim yarimsin. Hadi bakalım. Hoşça kal. Rast gelsin. Evet sevgili dostlar. Sinan abimin de dediği gibi, Sivaslı dayının da dediği gibi, sabahadar buradayız be. Sabahadar buradayız. Sabahadar be. Devam. Evet sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi
Balıkları sandalın arkasına yatırdım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel sargozlarımız var. İri parça sargozlar. Maşallah. Bende 18 parça balık var. Bunun 17'si sargoz. Şöyle bir tane çakma gargurum var. Geçelim Sinan abimin balıklarına. 15 parça da Sinan abimde var. Biz saydık tabi sizlere göstermeden önce. Onun da geneli sargoz. Şöyle bir tane çuprası var. Devamı gelmedi, tek parça. Bir tane melanuru var. O da tek parça. Gerisi sargoz. O çeşidi yakaladı. Birer parça da olsa çeşidi yakaladı. 15 parça onda. Şöyle 18 parça da bende. Avımızın sonuna geldik. Bir tartalım bakalım. Evet sevgili dostlar. Bunlar sadece benim yakaladığım balıklar. Görmüş olduğunuz gibi 4 kilo 690 gram. Sinan abim balıklarını görelim. Evet abi sen de bir tart. Sende ne kadar var? Evet bu sefer sen beni geçtin Şevket. Şöyle bir basalım abi. Biraz fazla gibi evet bende. Senin balıklar evet, iyi. 3 kilo 100 gram da Sinan abimde var sevgili dostlar. 3700 artı 300 artı 4700 7 kilo 800 8 kilo civarı bir balıkla avımızı sonlandırdık sevgili dostlar. Ben son sözü her zaman olduğu gibi misafirim Sinan abime bırakmak istiyorum. Güzel başladık. Saat 10'a kadar güzeldi. Ondan sonra yaklaşık 3 saat güzel avlandık. Ondan sonra balık kesti, yapmamaya başladı. Fazla zorlamaya gerek yok. Bu kadar yeter. Rızkımızı aldık. Teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ederiz. Bize bu zevki yaşattığın için. Ben de teşekkür ediyorum geldiğin için abi. 8 kilo balıkla günü sonlandırdık sevgili dostlar. Bir Şevket Nurler Askeri kanalımın daha sonuna geldik. Videolarımıza beğeni eklemeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese rastgele.